Haydi gelin bugün sizinle böyle fırında, kağıtta bir kabak tatlısı yapalım. Nefis oluyor bu tatlı. Herkese tavsiye ederim. Gelin sizinle bugün benim tarifimle fırında bir kabak yapalım. Hem çok basit hem de çok lezzetli. Önce ben kabaklarımı şöyle soydum. Yeşil ve kahverengi kısımlarını tamamen ayıkladım. Şimdi şöyle kabaklarımı doğruyorum. Çok küçük doğramayın çünkü fırında da çekecek. Pişerken şöyle şöyle diziyorum tepsime bütün kabaklarımı çok kalın olanları kabağımın kalın yerlerini şöyle bir de ortadan ikiye bölüyorum. Ve bütün kabağımı şöyle tepsime diziyorum. Tepsime dizdiğim kabağımın üzerine şöyle toz şeker gezdiriyorum. Göz kararı her yerine değecek şekilde. Şimdi bir su bardağı koyuyorum. Siz dilediğiniz kadar şeker ilave edebilirsiniz. Önemli olan kabağımızın her yerine şekerin değmesi. Ben çok aşırı tatlı sevmiyorum. O yüzden 2 dilim kabağıma 1 su bardağı kullanacağım. Şimdi böyle kabaklarımızı şekerledik. Üzerine bir streç film çekeceğim ve bir gece buzdolabında bekletip kabağımın sulanmasını sağlayacağım. Kabağım kendi suyunu bırakacak. Üzerine streç filmim ile kapladığım kabağımı şimdi buzdolabına bir gece dinlenmeye alıyorum. Bir gece dolapta bekleyen kabak tatlım kendi kendine gördüğünüz üzere şöyle sulanmış. Hiç su ilave etmiyoruz. Ha, şöyle bir durum var. Eğer aceleniz var, hemen üzerine şekerini döküp biraz su ilavesiyle de bu tatlıyı pişirebilirsiniz. Şimdi ben birkaç tane lezzetlendirmek için karanfil katıyorum. Bir tane ortaya çubuk tarçın koyuyorum şöyle. Bir tane de yağlı kağıdım var. Bu yağlı kağıdı ıslattım daha önceden. Buruşturdum elimle. Şimdi şöyle kabak tatlım hemen üzeri yanmasın diye üzerine seriyorum. Ve biz 200 derece fırında yarım saat ile 45 dakika arasında fırınına göre değişir. Kontrol ede de pişirirsiniz kabaklarınızı. Haydi biz şimdi fırına pişmeye. Fırında kabak tatlımız fırından çıktı. Şöyle kağıdını alalım artık. Gördüğünüz üzere tam kıvamında pişti. Çok lezzetli oluyor bu şekilde tepsi sıcak. Şimdi şöyle kabaklarımı alıyorum. Servis tabağıma. Üzerine isterseniz biraz kendi suyundan da gezdirebilirsiniz. Üzerine şöyle biraz kabaklarımın tahin gezdiriyorum. Biraz da ceviz koyacağım. Kabak tatlımız servise hazır. Şöyle fırında, kağıtta kabak tatlımız servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Fırında kabak tatlımız şöyle pişti kağıtta. Nefis oldu.